Arkadaşlar herkese merhaba ben Rezan Çakmak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Note 13 Pro Plus'ın daha önce kutu açılışını yaptığımız cihazın detaylı incelemesiyle sizlerle birlikte Note 13 Pro Plus'la yaklaşık 8-9 gün bir deneyimim oldu. Benim için gayet yeterli bu süre zarfında Google Play yükledim. Bu arada cihazda bu ilk etapta yok. Dil zaten İngilizce ve Bootloader kildini açana kadar da Türkçe yükleyemeyeceğiz. Ama kilit açıldıktan sonra zaten ben bu başvuruyu yapmıştım. Birkaç güne herhalde açılır. Belki de açılmıştır. Türkçe işlemini de yapmış oluruz. Dileyen varsa EU ROM falan da yükleyebilir. Şu an üzerinde Çin ROM'u var. Bu arada Türkiye'de satılacak mı? Birçok soru geliyor. Benim temennim satılması yönünde. Fakat gerçekçi olmak gerekirse yani %80 ihtimalle Türkiye'de resmi kanallardan satışı olmayacak. Ama yurt dışı olarak çok tercih edileceğini düşünüyorum. E, Note 12 Pro Plus'ı da şöyle size göstereyim. E, şu an aktif birinci cihazım olarak kullanıyorum. Note 12 Pro Plus. Aslında Pro Plus değil, 210 wattlık hızlı şarja sahip e, Discovery Edition veya Explorer Edition olarak geçiyor. Ama teknik olarak Note 12 Pro Plus'la pek bir fark olmadığı için pil kapasitesi dışında o yüzden karşılaştırmamızda herhangi bir sakıncası yok. İki cihazı kıyasladığımız bir videoda elbette ki ilerleyen günlerde gelecek. Videoya geçmeden önce sizlere yeni aldığım ürünlerden bahsedeceğim. Siz de bu esnada abone olursanız gerçekten sevinirim. Ee, şimdi hemen o ürünlerimi sizlerle paylaşacağım. Böyle öncelikle elimi de durulamış olayı. Ee, ürünlerimiz Unite marka, Unit markada olabilir bir sponsorluk gibi görünebilir ama asla değil. Olsaydı kesinlikle sizlerle paylaşırdım. Bunu niye söyledim? Çünkü gerçekten sponsorluğu olarak görünebilir. 3 Üç ürün, üçü de aynı marka. Yani fiyat performans olarak gerçekten piyasada bunlar önerildi. Bunlar tavsiye edildi. Ben de bunları satın aldım. Hemen sizlere hatta kutusundan çıkaralım. Çünkü inceleme videolarımızda artık sık sık göreceksiniz bunları. Şu desibel ölçer daha önce kontrollerini yaptım. Ee, çıkardım kutudan. Kutudan piller de çıkıyor. Bununla cihazların hoparlör testlerini yapacağız. Desibellerini ölçeceğiz. Bu çok işimize yarayacak, çok faydalı olacak. Bu ise termometremiz arkadaşlar. Lazer ısı ölçerimiz. Ee, bunu da şöyle açalım. Bunları hemen şuraya atalım. Gerçekten oldukça estetik. Sizin ısınız da hatta şöyle ölçeyim. Şu an 32 <laughs> derecesiniz arkadaşlar. Ee, bu da kesinlikle işte oyun testleri falan yaparken e, eee testlerinden sonraki cihaz ısılarını ölçmemiz için çok faydalı olacak. Ancak şu lüks metreyi cihazların ekranlarının parlaklık değerlerini ölçmek için satın aldım. Fakat yani doğru bir hamle mi inanın ben de bilmiyorum şöyle kutusundan da çıkaralım. Evet, işte odadaki ışığı vesaire güzel ölçüyor. Ancak bizim işimizin olan taraf, nit tarafı bu cihazda food candela dediğimiz ayak kandelası ve lüks metre olarak geçiyor. Yani lüks ölçebiliyor. Bunu nasıl değerlendirebileceğimizi bilen varsa yorum kısmına yazabilir. Ben şu şekilde düşünüyorum. Neticede bir lüks sunuyor. Yani parlaklığa göre bu lüks değeri artıyor. Anlık ortamda iki cihazın ekranlarını full beyaz parlaklıkta açabilir. Bu şekilde test edebiliriz. Tabi bu aleti iki cihaz içinde belirli bir seviyede tutmak lazım adil olması için. Yine şöyle yaparsan daha iyi olur vesaire dediğiniz bir nokta varsa Yorum kısmında yazarsanız gerçekten sevinirim. Şimdi kalemimizi alalım. Şöyle notlarım var arkadaşlar. Bu bir detaylı inceleme. Umarım e, videonun sonuna kadar sıkılmadan izlersiniz. Epey konuşacağız çünkü. Ekranımızı ikiye böldük. Şu tarafta notlarım var. Şu tarafta da teknik özellikler yer alıyor. Yer yer notlarımdan, yer yer teknik detaylardan devam edeceğiz. Şöyle hemen tasarımın detaylarını sizlerle paylaşayım. Cihazımız 204 gram. Şu cihazdan 6 gram daha hafif. Bunu ben fark ettim. Yani 6 gramlık bir fark gerçekten hissedilebiliyor. Bu kullanım olarak bana olumlu yansıdı. 8.9 mm'lik bir kalınlığımız var. Bana kalırsa çok kalın bir cihaz değil. Daha ince olabilir miydi? Bu pil kapasiteleriyle biraz zor ama artık sektörde bu kalınlık mevzusunun pek bir karşılığı yok. Yani kullanıcılar estetik dizaynın yerine daha yüksek kapasiteli pili tercih etti. Üreticiler de alın size pil, alın size kaba saba cihazlar dedi. Ki buna rağmen de cihazların estetik anlayışından pek bir ödün verdiklerini düşünmüyorum. Bir dönemler General Mobile, Discovery Air'ler falan vardı kağıt gibi. Çok seviyordum yani ince telefon merakım epey fazlaydı. Ancak kullanıcılar ne isterse üreticiler de onu yapmak zorunda. Şimdi tasarım demişken cihazı şöyle elimize alıp incelesek daha iyi olur diye düşünüyorum. Cihazımız, cihazımız, cihazımız sudaymış. Suda unutmuşuz. Tüh. Yani Flash TV oyunculuğumuzda sergilediğimize göre artık tasarım detaylarından başlayabiliriz diye düşünüyorum. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü cihazımızda IP68 sıvı sertifikası bulunuyor. Bunu açıkçası bilmiyordum. Yani kutu açılımı videosunu yaparken bilmiyordum. IP 50'ler falan, IPX 3'ler vesaire çok dikkat etmiyordu. Çünkü onlar genelde suya daldırılacak düzeyde bir koruma sağlamıyorlardı. Ama IP68 iddialı bir sertifika. Bu sertifikasyon işleminden başarıyla geçebilmişse bu demek oluyor ki cihazımız suya, dayanıklı suya özgürce daldırabiliriz. Ben bu yurt dışı telefonu sizler için daldırdım. Şu an ekranda herhangi bir şey yok. Açıldı mı? Yani umarım bana bu mutlu haberi sizler verirsiniz ama şöyle bakayım. Evet açılmış. Ee, yaklaşık 5 dakikadır falan konuşuyoruz. Bence bir 5 dakika belki daha fazla suda kaldı. Şöyle parmak izi tarayıcımız da çalışıyor. Yani şu anlık bir sıkıntı görünmüyor. Testten başarıyla geçti diyebiliriz. İlerleyen dönemlerde bir sorun olmazsa. Tasarım demiştik. Tasarım olarak benim son zamanlarda kullandığım en güzel cihazlardan biri. Elde tutuş hissiyatı şu arka kapağın deri olması falan gerçekten inanılmaz bir hissiyat. Buradaki renk geçişleri falan olsun benim inanılmaz hoşuma gitti. Bu renk dışında siyah ve beyaz renk seçenekleri bulunuyor. Onlarda bu deri kapak yok. Onlar cam. Zaten takibimde olan bir cihaz. İlk çıktığı zaman da Note serisi tamamdır. Yani artık Note serisinde şık cihaz görmeye başladık dedi Şimdi tekrar cihazımızı daldırmayalım. Bence bu kadarı yeterli. Aslında bunu ee, balıklı göle sokmayı düşünüyordum. Bu şekilde bir videoyu sizlerle paylaşacaktım. Daha önce OnePlus 8 Pro'yu kanalımız henüz çok küçükken OnePlus 8 Pro'yu daldırdım. Sonra videoyu paylaşmadım vesaire. Niye böyle bir şey yapıyoruz onu da bilmiyorum. Yani cihazı neden balıklı göle daldırıyoruz? Şifalı su belki termal olarak cihazımıza bir avantaj sağlayabilir. Şimdi işin esprisi bir tarafa cihazımızı şöyle bırakalım. Tasarım tarafında benim hiçbir eleştirim yok. Gerçekten mükemmel bir cihaz olmuş. Bu başlıkta puanım 10 üzerinden 10 diyorum. Ve diğer detaylardan hemen devam edelim. Bu arada aklıma gelmişken şunu söylemek istiyorum. 13 Plus'ta bir titreşim motoru var. Benim cihazlarda en çok dikkat ettiğim noktalardan biri kullanıcıda bıraktığı hissiyat mükemmel. Artık Z eksenli mi, Y eksenli mi, X eksenli mi bilmiyorum. Ama inanılmaz kaliteli amiral gemilerinden farksız onlarla yarışabilecek düzeyde bir titreşim motoru kullanmışlar. Bunu kesinlikle kullanmadan beni anlayacağınızı düşünmüyorum veya anlarsanız da ne mutlu bana. İnanılmaz güzel bir titreşim motoru var. Her klavyeye dokunduğunuzda her dokunsal geri bildirimi sizi mutlu edecektir. O konuda kesinlikle şüpheniz olmasın. Bir noktayı anlayamadım. Yani sanırım 13 Pro Plus 12 Pro Plus'tan daha uygun fiyatlı olarak tanıtıldı. Ve ilk defa iki seri arasında bu kadar açık fark görüyorum teknik detay olarak detaylı incelemede ikisini kıyasladığımızda ne kadar fark var onu birlikte gözlemleyeceğiz ama e, teknik detay olarak iki cihaz arasında inanılmaz farklar var bu da aklıma şunu getiriyor acaba bazı yerlerden kısıldı mı? Bunu ilerleyen günlerde bir video ile göreceğiz. Gelelim ekrana 6.67 inç bir OLED panelimiz bulunuyor. 1220x2712 yani Full HD Plus bir çözünürlüğe tekabül ediyor. 446 ppi bir çözünürlüğümüz var. Zaten şu az önce saydığım rakamlar kulağa pek aşina olduğum rakamlar değil. Burada bir ppi farkının olacağı belliydi. Note 12 Pro Plus'ta 395 ppi burada 446 ppi olarak güncellenmiş. Bu da demek oluyor ki daha net, daha keskin bir ekran deneyimi bizlere sunulmuş. 120 Hz'lik bir ekran yenileme oranımız bulunuyor. Kullandığım süre boyunca yüksek kararlılıkta çalıştı. Bu konuda da herhangi bir eleştirim olmayacak. Dolby Vision, HDR10, 10 dci PCI-P3 renk şeması gibi donanımlarında yine ekranın bünyesinde barındığını belirtmekte fayda var. 1200 nit nominal parlaklığımız, 1800 nit de maksimum parlaklığımız bulunuyor. Güneş altında da kullandım. Açıkçası gerçekten iyiydi. Ama Note 12 Pro Plus ile de en azından lüks metremiz ile bir test yapmış oluruz. Ve en büyük yenilik eğimli ekran. Bu da Note serisine farklı bir hava getirdi. Seversiniz sevmezsiniz ama benim için kavisli ekran güzel bir olay. Ben bunu artı sayarım. Ekran koruma teknolojisi Corning Gorilla Glass Victus burada da önemli bir iyileştirme görüyoruz. Ekranla ilgili teknik detaylar bu şekildeydi. Ekran tarafındaki yorumlarıma gelecek olursa öncelikle ekranda tükettiğim içerikler gerçekten beni fazlasıyla tatmin etti. Hem ekranın kavisli olması hem gerek renk doğruluğu, renk canlılığı. 12T videosunu hatırlayacak olursanız birçok kişi eleştirmişti renkler biraz cansızdı diye ama e, asıl doğal renkler bence bunlar Note 13 Pro Plus'ta biraz oradan izler taşıyor diyebilirim. şimdi özü gerçekten kaliteli bir ekranımız var. Bu aradaki keskinlik farkı normal şartlarda işte gözle görülmez falan ama ben Note 12 Pro Plus'tan 13 Pro Plus'a geçtiğimde o keskinlik farkını ciddi anlamda anlayabiliyorum. Tabi umarım psikolojik değildir. Ekranda bir parmak izi teknolojimiz var. Kimisi bunu eleştirmişti. Neden yan tarafta değil? Bence yan tarafta olan büyük saçmalık. Yan tarafa ilk defa Sony almıştı hatırladığım kadarıyla. O dönemler inanılmaz imreniyordum. Yan tarafta parmak izi çok havalı, çok güzel geliyordu ama Artık ekran altında parmak izi varken yan taraf bana manasız geliyor. Hala bunu sevenler var. Bana kalırsa ekran altı daha iyi. Çok güvenli mi? Açıkçası benim parmağım dışında abimin parmağını açtı. Bunu amiral yemisi cihazlar da yapıyor. Söz konusu abim olunca da parmak izini açması çok da garipsediğim bir durum olmadı. Çok inanılmaz övgülerle bahsedemeyeceğim parmak izi tarayıcısından. Zaten 2-3 yıldır yerinde seken bir olay. Çok da üzerine artık konulacak bir şey yok sanırım. Şimdi tasarım 10'da 10 dedik ekrana da ben 10 da 10 puan vermek istiyorum. Burada da bir puan kıramayacağım. Kamera gelmek istiyorum. Kameradaki teknik özelliklere bakalım. 200 megapiksellik bir ana kameramız var. 2 megapiksellik bir makro ve bokeh fotoğrafları için bir destekleyici kameramız bulunuyor. 8 megapiksellik de bir geniş açı kameramız bulunuyor. Epey sitesinden bakıp OIS falan yok diyenler olmuş sitede. Çünkü OIS yok diye gösteriyordu. Arkadaşlar OIS bu cihazda var, de var. Zaten OIS yazın kapağına kazınmış durumda. OIS yazılmış. Ana kameramız ISOCELL HP3 sensör ile geliyor. Note 12 Pro Plus'ta sanırım HPX'ti. Çok fark var mı? Sürpriz olsun. Ben bugün iki cihazı da kamera olarak kıyasladım. Hatta biraz bahsedeceğim onlardan biraz da. F1.65'lik bir diyafram aralığımız var. Cihazın ışık hapsetme kabiliyeti de gayet iyi. Buradan Note 12 Pro Plus'a göre şöyle bir gerileme var ağır çekimde 960 fps bir görüntü çekebilirken e, Note 12 Pro Plus, Note 13 Pro Plus 240 fps ağır çekim slow motion videolar çekebiliyor. 8 megapiksellik kameralarımızda Note 13 Pro Plus'ta IMX 355'i görüyoruz. Note 13 Pro Plus'ta ise Samsung ISOCELL sen sensör kullanılmıştı. 2 megapiksellik makro kameralarda yine aynı Omnivision sensörüyle geliyor. Burada herhangi bir değişiklik yok. Ön tarafta ise yine 16 megapiksel'lik bir kameramız bulunuyor. Şimdi teknik detaylar bu şekildeydi. Kamera tarafındaki yorumlarıma gelecek olursak bence tasarım unsuruna göre, ekran unsuruna göre, cihazın diğer donanımlarına göre kamera bir tık zayıf kalmış. Bu bir tık terimini de kullanmayı pek sevmem ama gerçekten öyle. Yani bugün Note 12 Pro Plus'la kamera kıyaslamaları yaptım. Yer yer Note 12 Pro Plus dahi, yer yer Note 13 Pro Plus dahi birkaç örnek sizlerle paylaşacağım. Arası kötü mü? Kesinlikle değil. Bu fiyat aralığında gerçekten güzel bir kamera. Ancak diğer başlıklara baktığımız zaman kameranın birazcık sönük kalması dikkatimden kaçmadı. Örneğin geniş açısı bu sınıfa yakışacak düzeyde değil. Daha kaliteli geniş açı lensler görebilirdik. Bu ne ek olarak makro berbat. Yani 2 megapiksellik makro kameramız var açıkçası çok verimli bir kamera değil yani en son makroyu işte Poco F2 Pro'nun makrosu çok güzeldi. Mi 11T'nin makrosu güzeldi. Bunları yakalayacak düzeyde bir makro kamera koymayacaksanız gerçekten olmaması daha iyi. 2 megapiksel'lik makro ile ben çok iyi fotoğraf çekerim diyen varsa buyursun, paylaşsın biz de görelim. En iyi ışıkta bile çok tatminkar sonuçlar almadım. Hem Note 12 Pro Plus için hem Note 13 Pro Plus için bu makro kameralarını artık bir el atsalar iyi olurmuş. Kamerada genelde fotoğraf ve videoları paylaşıp yorumu sizlere bırakıyorum. Ben de birkaç bir şey eklemek istiyorum. Cihaz gece ışık bulduğu an gerçekten güzel şeyler yapıyor. Özellikle gece modu gayet iyi. Lakin 200 megapiksel'lik modu pek beğenmedim. Fotoğraf çektikten sonra böyle zoomladığınızda detaylı bir fotoğraf bekliyorsunuz ama pek de öyle olmuyor. Yakınlaştırdığınızda noise, kumlanma fazlasıyla artıyor. Ben 200 megapiksel'lik moddan daha farklı bir şey beklerdim Bu arada cihazda Çin ROM'u yüklü Farklı ROM'lar kurarak kamera performansını daha farklı düzeye getirebilirsiniz En azından bu şekilde düşünüyorum Bu arada zoom kabiliyetini de çok soran olmuştu Dijital olarak 10x, 10x'in üzerine çıkamıyor Optik olarak da 4x sanırım Yani orada bir 4x ibaresi var e, Note 12 Pro Plus'ta olmayan Yani o var diye optik miydi şu an tam hatırlayamadım ama Sanmıyorum optik olacağını Optikse bile ben 4x performansını beğenmedim yani 2x gerçekten güzel 4x de daha iyi olabilirdi açıkçası zoom fotoğrafçılığı için çok iyi bir tercih olmayabilir. Bu cihazda güzel kamera istiyorsanız AI cam açacaksınız güzel ışıkta gündüz ve gece böyle normal modda veya gece modunda fotoğraflar çekebilirsiniz. Ha gündüz geniş açıda iş yapar gündüz çektiği fotoğrafları beğeniyorum ama... Gece geniş açı maalesef ki pert. Makroya falan zaten çok girmek istemiyorum. Video tarafına gelecek olursak Note 12 Pro Plus'la da kıyasladım. 1080p 60 fps videolar çektim. 4K 60 fps'in olmaması da büyük bir sıkıntı. Güncelleme ile gelirse güzel olur. Şimdi şöyle scooter'da çok sabit bir telefon tutacağım var. Scooter'ın gidonla telefon tutacağını bağladım. Telefonumu bağladım. Yani telefon tutacağının hiçbir suçu yok. Tamamen metal. Tamamen metal ve çok rigid. Yani sıfır esneme yapıyor. Telefonu bağladım. 60 FPS aldım efendim. Videoyu başladım 1080'de. Scooter'ı sürdüm. Böyle sizlere hatta balıklı gölün çevresini falan dolaştım. Videoyu paylaşacaktım. Hatta ben yine o videoyu paylaşayım sizlerle. İnanılmaz bir titreme var. Voice yeterince düzgün çalışmıyor mu? Bunun bir yazılımı mı, güncellemeye mi ihtiyacı var? Onu da çözemedim. Acaba bir ayarı mı yanlış yaptım dedim. Tüm ayarları kontrol ettim. Hayır bir sorun yok. Steam modu açtım kapattım vesaire. Fark eden bir şey yoktu. Videoyu sizlerle paylaşacağım. Gerçekten tuhaf. Fiyat aralığında rakipleri böyle bir şey yapmıyor. Umarım ile düzelir. Ha onun dışında elde tutup çektiğim videolarda aldığı detay, aldığı ışık gayet güzeldi. Hatta Note 12 Pro Plus'tan biraz daha iyiydi diyebilirim. Kamera için genel söyleyebileceklerim bu şekilde. Ben kamerasını her ne kadar beğensem de aman aman işte şöyle güzel, şöyle oldu, böyle oldu diyebileceğim bir kamerada görmedim. Ama bu fiyat aralığında kesinlikle başarılı bir kamerasında olduğunu söyleyebilirim. Geldik Mediatek Dimensity 7200'e veya 7200 Ultra modeline. Note 12 Pro Plus'tan yine çok daha iyi bir işlemci. 1080'e göre açık ara önde bir işlemci. Grafik birimi tarafında da bu arada bir iyileştirme var. Mali G610'u görüyoruz. Geekbench testlerini de yine sizlerle paylaşacağım. 4 nanometrelik bir üretim sürecinden geçen bu işlemcimiz pil verimliği noktasında da inanılmaz iyi. Aynı zamanda ısı olarak da birazdan oyun testlerini de göstereceğim. Uzun süreli oyun oynadığında bile cihazın serinliğini koruduğunu söyleyebilirim ve çok güzel çok önemli iki yeniliğimiz var diyorum yani Moto 12 Pro Plus'tan kağıt üzerinde açık ara farklar var. Evet uygulanabilirlik noktasında da gerçekten bu farkları hissedebiliyorsunuz. DDR5 RAM teknolojisini görüyoruz. DDR5 ile gelmesi son derece mantıklı olmuş ve UFS 3.1 depolama standartını görüyoruz. UFS 2.1'e göre daha hızlı veri aktarımı söz konusu. Aynı zamanda bu donanım bileşeni oyuna giriş hızlarınızı falan da doğrudan etkiliyor. Ve Bluetooth'ta 5.3'e güncellenmiş. Ufak görünse de aslında önemli detaylar bunlar. Her iki cihazda da NFC'miz mevcut. Ve yine her iki cihazda Wi-Fi 6 ile geliyor. Şimdi işlemci ile ilgili kullanım tecrübelerime gelecek olursak ben işlemciyi gerçekten beğendim. Note 12 Pro Plus ilk çıktığında yine Türkiye'de ilk bir inceleme videosu yayınlamıştı. O videoda da şunu söylemiştim. İşlemci zayıf kalıyor. Böyle bir cihaza göre Dimensity 1080 gerçekten yetersiz kalıyordu. Ha yetersizden kastım da şu. Gündelik işler için gayet yeterliydi ama Biraz işin oyun tarafına falan kaçtığınız zaman çok da tatmin etmeyebiliyordu ama Dimensity 7200 ile bu sorunun da üzerine gidilmiş ve çözülmüş. Aşılmış durumda. Geekbench testlerinde de zaten Dimensity 1080'e üstünlük sağladığını söylemek mümkün. E, kullandığım süre boyunca da hem pil verimliği hem ısı verimliğinden inanılmaz memnun kaldım. Performans olarak da beklentilerimi karşıladı. Yine ekstra bir oyun testimizde de elbette ki gelecek. Kanal takipte kalmayı unutmayın. Ses ve pile gelecek olursak pilden şöyle başlayalım. 5000 miliamperlik bir pilimiz var. Şu kasaya gerçekten güzel sığdırılmış. Hem estetik yapıdan ödün verilmemiş. Hem de 5000 miliamperlik büyük bir kapasiteli pilimiz bulunuyor şu cihaz mesela şunun plus'ında tabii 5000 miliamper var ama 4300 miliamper var benim kullandığım cihazda. 210 wattlık hızlı şarja sahip olduğu için herhalde pili de küçültüp wattı da arttırıp çok çok daha yüksek hızlarda şarj etmeyi kısa sürelerde şarj etmeyi hedeflemişler. İki cihazda da 120 wattlık hızlı şarj teknolojileri bulunuyor. Ve bununla yaptığım testlerde Xiaomi 19 dakika demişti. Tabii bu testler laboratuvar ortamlarında yapılıyor. Benim yaptığım testlerde 24-25 dakikada sıfırdan 100'e tam şarj oldu. Pil performansı ise Note 12 Pro Plus Explorer Edition'a göre tabi bataryası daha büyük olduğu için fark edilir düzeyde daha iyi geldi bana. Daha önce Note 12 Pro Plus'ta kullanmıştım. Bence ona göre de daha başarılı. Çünkü burada işlemcinin pil verimliği devreye giriyor. 13 Pro Plus'ta kullanılan Dimensity 7200 pil verimliği olarak yine Dimensity 1080'e göre bir üstünlük sağlıyor. Pili daha verimli kullandığı için de günün sonunda kullanıcıya verdiği ekran süresi de uzamış oluyor. Artık bu bir standart haline geldi. Günü neredeyse tüm cihazlar rahat bir şekilde çıkarabiliyor. Bu da o cihazlardan biri. Çıkarmasa bile iş yerinizde olur, herhangi bir yerde olur. Hani eskiden... İnsanlar şunu derdi işte cihazı 2 saat şarjda bırakamam iş yerinde biri çalar falan filan. Yani şu cihazı bir 10 dakika şarja takıp başında bekleseniz 10 dakika zaten %60'lara 70'lere çıkacaktır. Gün içerisinde cihazını ikinci kez şarja takanlar varsa zaten hiç sorun yaşamayacaktır pille ilgili. Çünkü gerçekten çok hızlı doluyor. O yüzden hani ben alayım 2 gün şarja takmayayım gibi bir cihazda ne yazık ki değil artık tüm cihazlar bu şekilde bir kullanım ne yazık ki sunmuyor. Ben mesela günde cihazımı 3-4 defa da şarja taktığım oluyor. Bakıyorum 50 dışarı çıkacağım yetmiyor. Hemen 80'e 90'a tamamlıyorum. Yani bu tarz bir kullanım senaryosu yanlış değil. Size de tavsiye ederim. İşte illa işte sabah %100'den alayım. Akşam eve döndüğümde hiç şarja takmayayım. %20'lerle %30'larla döneyim. Yani sürekli bir pille mücadele etmenin de anlamı yok. Herkesin işi, bulunduğu mekan farklı. Bu kullanıcıları da anlayabiliyorum ama günde çok az bir vakit ayırıp bu cihazı şarja takarsanız pil sıkıntınız hiçbir şekilde olmayacak. Şimdi gelelim sese. Cihazda stereo hoparlörlerimiz var. Üste ve altta konumlandırılmış. Zaten artık neredeyse Xiaomi'nin uygun bütçeli cihazlarında, giriş sınıfı cihazlarında bile Stereo hoparlör görüyoruz. Ama burada gerçekten bir kalite var. Ben hoparlör performansına bayıldım. Sınıfı için iddialı hoparlörlere sahip olabilir. Benim dinlediğim müziklerden aldığım keyif inanılmaz güzeldi. Yine sesinde benim için ne kadar önemli olduğunu kanalı takip eden kullanıcılar bilir. Mobil cihazlarda benim için en önemli donanım bileşenlerinden biri de hoparlördür veya hoparlör deneyimidir. Teknik olarak desibel ölçerle ses şiddetini ölçmesem de Note 12 Pro Plus'la birebir kıyaslamasam da ben de izlenimi inanılmaz iyiydi. Yaptıktan sonra videoya ekleyeceğim. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Evet, cihazımıza bir Harman Kardon işbirlikteliği falan yok. Xiaomi'nin amiral gemisi cihazları gibi. Ancak standart bir hoparlöre göre telefonun müzik deneyimi, stereo hoparlör deneyimi son derece tatminkar. Büyük keyif alarak müzik dinledim, büyük keyif alarak film ve dizi tükettim. Ses konusundaki başarımından büyük ölçüde memnun kaldığımı söyleyebilirim. Note 13 Pro Plus'ı tüm kulvarlarda, tüm başlıklarda detaylı olarak inceledikten sonra sonra sizlere bu cihaz alınır mı alınmaz mı onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle cihazın ülkemizde resmi bir satış fiyatı henüz belli değil. Umarım gelir pek sanmasam da umarım ülkemizde satılır. Yurt dışı olarak temin edip kullanabilirsiniz. Kadans Teknoloji Instagram hesabımızdan da bu cihazı güvenle satın alabilirsiniz. Özetle şunu söylemek istiyorum. Ben herhangi bir Redmi cihaz kullandığımda kendimi hiçbir zaman bu kadar özel hissetmemiştim. Bu cihazın gerçekten bende yeri ayrı oldu. Her elime aldığımda bu Redmi bir cihaz değilmiş, orta sınıf bir cihaz değilmiş de üst sınıf amiral gemisi bir cihazmış gibi geliyor bana. Yani o izlenimi, o hissiyatı kullanıcıda bıraktı. Etki gerçekten güzel oldu. Bana katıldığınız, katılmadığınız noktalar varsa, kanalla ilgili tavsiyeleriniz varsa mutlaka beklerim. Detaylı incelememde umarım cihazı satın almak isteyenler için faydalı olmuştur. En azından kafanızdaki soru işaretlerini varsa giderebilmişimdir. Yorum yapmayı ve kanalımızı takipte kalmayı unutmayın. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.